Poyraz. Ünlülere geçelim. Ünlülere yeni gelen yarışmacı Gonca biraz çetin ceviz çıktı. Hem kendi takımında hem de karşı takımı karşı çatlak sesler çıkarıyor. Bakalım son oyunda, deniz oyununda, harika bir parkur bu arada. Daha yeni orada yarıştığım için söylüyorum. Ayşe ile bir sıkıntı yaşadı. Neler yaşanmış bir izleyelim. Ayşe'nin sadece iki küpü kaldı. Gonca, bakalım nasıl atışları izleyeceğiz. Gonca, üç küpü kaldı. İki, Ayşe'nin bir. Gonca arka arkaya attı. Gonca bir, Ayşe bir. Gonca! Gonca kazandı. Geçmiş olsun dedi. Ne zaman? Demedim. İlk sakatlandığımda geçmiş olsun demeden Gonca diye sakatlığımdan faydalanmaya çalıştı. Gonca, takımın resimler olmaz lütfen. Lütfen kendine yakışanı yap, otur sevincini yaşa. Kendine, tamam kendine de yakışanı yap, sevincini yaşa yani. Ayıp seni söyledin. Senin, senden kimse faydalanamaz yani burada. Kusura bakma. Doğru zaten, kusura bakma. Tamam o zaman niye söylüyorsun? Sakatlandı ya. Canım bak, sen sakatlandın, hepimiz sana koştuk. Anladın mı? Yardımcı olmaya çalıştık. Geldiler. Tamam artık alacak. Bütün takım sana koştuk. Emniyet oluşuyorsan çok yanlış yani. Çok yanlış yani. Emniyet yok bizde abi. Boş. Yani, boş. Onu tam sustur onu. Susmak en güzel cevaptır edebi elden gidene. Böyle bir suçlama yok yani. Böyle bir suçlama yok. Böyle bir suçlama yok. Kırmızı takım buraya. Batuhan gel. Gününde herhalde. Bravo. Gerçekten çok yersiz bir açılım. Aşırı yersiz. Bayağı kaldı. 1-2-3-4 sakatlığında biz koştuk İsmail abiyle beraber. Önümüzde oldu. Önümüzde oldu ama yanlış. Yanlış yani. Gerek yok. Hak ettiği lafı söyledin sen. Sen gereken cevabı verdin. Herkes karakterini yastırdı. Böyle yani... Herkes karakterle konuşur. Komik karakter. Evet. Ya yeter. Allah Allah. Karakterini gösteriyor. Aynen herkes işte. Cevabını ver. Bana seni ya. Sakatlığından yaralandı. O zaman onlar da beni yapardı. Ben sakatlığım. Sakatlık. Sakat olsa Metin abi oynatmaz. Oynatıyorsa da yapmayacak. Faydalandı ne demek. Sakatlandığında düştük koştuk ona ya. Ya ne faydalanacak? Faydalanacakmışız. Nasıl faydalanabilir? Hadi biz işimize odaklanalım. Hadi. Fırsatçı mıyız lan? Neyse o. Hadi bitmedi. Ondan yaralandı. Şimdiye kadar güçlü size. Tamam bundan sonra. Evet. Ne yazdın? Okuyabiliyor musunuz? Nobody, Gonca üstüme gelmeyin. Ne demek o? Hiç kimse yokken Gonca üstüme gelmeyin mi diyor? Kimsenin bir şey dediği yok. Gonca üstüme gelmeyin. Bu modda sürekli yani. Kimse bir şey demedi ki Gonca'ya. Fazla alınca. Ben anlamadım. Abi bu bir Twitter esprisi biliyorsun. Yok. Evet. Demek ki daha aktif olman gerekiyor. Mert Twitter'dan çıkmadı. Melisa anladı mesela değil mi? Evet. Kahkahayı bastı hatta. Ben anlamadım. Kimse Gonca'ya bir şey demiyor. Yani Gonca'nın evet. Kimseyle bir sorunu yok yarışta adada. Gonca durup dururken ani parlamalar yapıyor mesela. Gonca nasıl bir karakter? Esprimi var ya mahvettim. Buna burada kahkahalar atarız falan diye düşünmüştüm. Bak yemin billah ilk defa duydum. Fıkrasına gülünmeyen adam gibi oldu ya. Gıcık oldum ya. Ne diyorsun? Abi Gonca kimsenin bir şey dediği yok Gonca'ya. Fakat Gonca sürekli böyle bir şey. Hani üstüme gelmeyin. İşte bana böyle yaptın o yüzden sana böyle tepki veriyorum. Ha, sürekli bu modda. Ben bunu anlamıyorum mesela. Çok bence hırslı ve kendince çok baskın bir karakter. Şimdi bu seneki bir de bakıldığı zaman yedeklerin dikkat çekme çabası çok farklılaştı. Hı hı. Her gelen bir yedekte bir problem var. Evet, hepsinde var. Duygu'nun biraz daha böyle şey versiyonu, daha ılımlı versiyonu gibi Gonca. Ama tabii nereye kadar takım bu olayı kaldırabilir? O da malum, tam performansın iyi olabilir. Alda biraz daha söz sahibi olmak istiyor olabilirsin. Biraz daha hani beni görün demeye çalışıyor Gonca. Ki gerçekten de bütün ünlüler takımı onu sahiplenmiş durumda şu anda. Biraz daha böyle kendini alttan. Peki mesela şimdi şöyle bir ayrıma gitmek zorunda kalacak ünlüler. Yeni gelene karşı herkes iki takımda bir böyle ön yargılı ve önceden göndermek istiyor. Ama şimdi Gonca'nın performansı da hani bir Merve ya da Melis kadar olmasa evet. Da takımda Öykü'den, İlayda'dan daha iyi. Evet. Ama kaçıncı parkur? Merve, Melis ve Çınca geliyor zaten. Parkur olması ki açılır da daha iyi. Açılır yani. Ha, şimdi bir de açılır. Yani bir şey var, bir görüyorsun böyle. Hani Survivor'da yarışabilecek evet, bir yarışmacı. Evet. Onu görüyorsun. Ama adada huzursuzluk çıkarabilme ihtimali de var. Fazlasıyla. Bence yine fazla baştan keserler mi sizce? Bence niye böyle bir olay yaşandı biliyor musunuz? Biz mi artık böyle kodluyoruz? Kodlamak da istemiyorum bu şekilde de. Sonradan gelen yarışmacıların, yedek olan yarışmacıların
her defasında dezavantajlı olduğundan bahsediyoruz. Bizim kodlamamızda bir sıkıntı yok ama ya. Çünkü evet, hani onlar acaba etkileniyor mu? Şimdi evet. İzliyorlar, iki bölüm izlemiş ve gitmiş oluyor ya adaya yedek evet. Yarışmacılar. Hani buradaki bilgileri böyle alıp harmanlayıp kendince orada kendimi göstermem lazım. Bir şekilde beni fark etsinler diye ani fevri çıkışlar yapabiliyorlar ve onlara zarar veriyor bu durum. Hani ama bunun farkında değiller. Gonca'nın çok alınganlık yapıyor ve beni saymıyorsunuz diyor farkındaysanız. Hani herkese bir şey söylüyorsunuz. Sessiz kalıyorsunuz onlar yanlış yaptığında ama ben yeni geldiğim için benim yanlış yaptığımda bir anda bana parlıyorsunuz. Ama şu an sen kendi dediğini ekstra alınganlık yapıyor. Çürüttün kendi dediğini. Yani Gonca seyredip geldiği için ön yargılı değil. Bence olaylarda tam tersi, ya da kendini göstermek istemiyor. İçeride onu sonradan geldiği için dışladıklarından evet. İşte öyle hissediyor işte. Yazdı. Bence öyle bir durum yok. İşte mesela konuşuyorlar ya adada, Öykü de diyor kesinlikle öyle bir durum yok. Hani sırf siz yazılmayın, elenmeyin diye biz o dokunulmazlıkla kendimizi parçaladık diyor. Ama bir hani takma durumu var mesela. Kendi kendine bir alınganlık yaratıyor aslında Gonca. Adada İsmail'le konuşurken sen benim sözümü kesiyorsun diye ağlamaya başladım. Yani ortada böyle bir durum yokken varsayım yaparak sanki böyle bir şey varmış gibi kendini inandırmış olması Gonca'nın yanlış. Onu demeye çalışıyorum. Mert'ciğim bundan sonra çok konuştuğunda sana şöyle diyeceğim. Susmak en güzel cevaptır. Edebi elden gidene. Edebi elden gidene mi? Edebini bilmeyene mi? Edebi elden gidene. Abi bir edebimiz var. Sert bir cevap. Her gün yeni bir bilgi. Sert bir cevap, sert bir söz ama... Bunu söylerken hep şunu düşünmek lazım. Bu insanın ileride Survivor'da da karşısına çıkabilir. Yani çünkü konuştuğumuz çok zamanlar oluyor. Hani Antalya'da yani mi? Ama bir şey de dememiş ki Gonca da yani. Yanıma gelmedi. Ben de bu sayıyı işte kazan. Ne diyor lan? Bitirdiği an şey diyor. Ne derler? Sakat sakat. Yok öyle sakat sakat. Tamam. İşte faydalanmak. Bu da bir şey değil. Yani dönersin Ayşe mesela şey diyebilir. Anlamadım Gonca ne diyorsun öyle bir öyle şey olmadı zaten. Ki. Öyle dedi. Yani öyle bir şey olmadı demedi de duymadım. Bir şey değil hani böyle bir argo bir şey falan yok falan hani edepsiz edeple alakalı bir şey değil onu anlamaya çalışıyorum. Ben. Ya bir söz bulmaya çalıştı. Ne saçmalıyorsun dersin yani. Edep ne diyor bu ya dersin. Biraz ağır kalabilir ama orada hani bir özlü söz söylemek istedi. Evet. Hemen çıkardı cebinden şeyini her yarışmacı evet. Gibi. Her yarışmacı gitmeden çünkü yani bu sene de görüyoruz 20 tane söz ezberler. En büyük 10 tanesi B12'den başta gider. Geri kalan 10 taneyi de harmanlayıp böyle söylemeye çalıştım. Peki Ayşe'ye bu lafını bumerang yapacak kim var? Nasıl? İleriki olaylarda. Bumerang? Geri verecek yani ona. Ben de bugün bir açıklayacağım. Ben eleştiriyorum yani Ayşe'yi şu anda da. Şöyle diyeyim sana. Hanzade mesela bu akşam konseyde hani kalkıp dese ki... Almamazdım ahını çıkara. Ayşe'yle ilgili konuda ne düşünüyorsun? Geçen gün Aleyna'yı çağırıp konuşması bu adada bayağı bir olay oldu dese mesela Acun abi. Hanzade dese ki Acun abi... Ben bu konuyla ilgili çok bir şey söylemiyorum. Çünkü bana göre çok yanlış bir hareket vardı. Susmak en güzel cevaptır. Edebi elden gidene dese. Hanzade şu an orada böyle taht alırlar. Dört kişi. Anladın mı? Dın, 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 dın. Ama bir kişi bak, daha bunları var. Biliyorsun, nobody'leri bilmiyorsun. Anladınız değil mi neyi söylediğini? Zenciler var ya böyle cenaze tahtasını tutuyor her aynen, yerde. Aynen. Bir yani, de Reşat var. Şimdi kim? Yani zaten izleyeceğiz onu. Reşat? Reşat'la iyi. Evet, Reşat'la izleyeceğiz.